Evet, şimdi bakın. Şu benim evin girişindeki yollar. Benim bugün başka bir iş yapacaktım. Ama yağmur çok. Yağmur yani şu an yok. Güneş şimdi yeni açtı. Şu benim toprak vesaire bayağı çamur halde. El arabasıyla kum taşı vesaire taşı. Bunları yapamayacağım. Bak şuraya kadar götürmüştüm. Şimdi bundan sonra görüntüye baksana. Kötü. Bak orada da şey yeri kazmış. Bak oraya bir bakalım. Bak burayı hep yırttı rüzgar. Fırtına vardı Antalya'da. Ortalık yıkıldı bilirsiniz. Bak şurada yerdeki topraklar var. Köstebek kardeşimiz var bir tane. Benim arazide böyle güzel toprak olduğunu ben bizim köstebekten öğrendim. Nereden buluyorsa, nasıl ediyorsa şu çıkarttığı toprağı bak. Şimdi bu hayvan buralarda bir yerde. Dün sadece şu vardı. İki tane daha kazmış kardeşim. Benim şu mandalina herhalde ya da portakal, onu yemeye mi gidiyor yavaş yavaş bilmiyorum ama onu ben yakalarsam şöyle biraz uzakları bir yere bırakacağım. Bizim bir tane köstebeğimiz var. Kör köstebek diyorlar bunu bildiğim kadarıyla. Şimdi ben anlatayım. Şöyle benim taşlarım var. Şu ağacın oraya kadar böyle taşıyıp bu çok zarar gördü. Bak her yeri yırtıldı. Bak şuralar falan hep yırtıldı. Koptu. Bir de şu dikenli tele takıldı. Şimdi güzelce şunu ben en azından buraya kadar gelirim. Bir 4-5 el arabası. Böyle biraz koyu bir çimento. Güzelce yeri kazarız. İpimizi çekmiştik zaten. Biraz daha düzeltirim. Yani şuraya kadar gelsem yeter. Hadi bakalım. Şimdi ipi çektim tekrar. Aynen şu şekilde. Mümkün oldukça. Ya burada zaten zemin toprak olduğu için ya çok uğraşmak istemiyorum açıkçası. Bak örnek veriyorum şurada. Bak 1, 2, 3, 4. 4 taşa bir el arabası beton gitti. Ki ortalarını doldurmadım bak. Şunların ortaları dolu. Hafif böyle çok gönye olayına bakmayacağım burada. Çünkü arazi ileriye doğru aşağı doğru iniyor. Bak buralarda hep kazma işi var. Mesela şurayı kazdım. Eller falan hep çamur. Her yer çamur oldu. Taşların üzerinden belli zaten. Yani bir el arabası, iki el arabası daha yaparım. 8 tane. Yani 3, 4. Ya işte şu demire kadar gelir. Şuraya kadar gelir. Sonra başka işlere geçeceğim. Bayağı da bir yer yapmış olurum şöyle. Baktığımda yani elimden geldiğince düzgün yapmaya çalışıyorum. Hep buralar kazılacak. Taş çıktığında hiltiyle kırıyorsun. Hadi bakalım devam. Bu arada New Balance'larım konuşmaya başladı. Merhaba. Ne yapıyorsunuz? Sana. Ayakkabı tam basıyor yere. Böyle ergonomik. Daha önceki videolarda da paylaşmıştım. Hop. Hop. Vaa önüne dikişi sağlam atmışlar. Böyle yaparız artık. Heh. Şöyle altına bakıyorum. Oo beyaz taban oldu. Hadi bakalım. Şöyle suyumuzu alalım. Tam bu şekilde yedirirken, yani kum alırken el çimento bitti. Çimentoyu kaldırayım dedim. Tam kaldırdım. Sol arkada böyle tık diye bir ses geldi belden. Ama devam etmedim. Direkt yere attım. Devam etseydim çok kötü olurdu. Artık o kadar çok bel acısı çektim ki artık orada bile nasıl hamle yapacağını öğreniyorum. Çok kötü ama. Şimdi böyle bırakıyorum. Şimdi suyunu koyacağım bunun. Demlensin. Dinleneceğim. Bir karnımı doyuracağım. En son yaptığım çimentoda 3 tane çıktı. Hem çimentoyu biraz az karmışım. Bir de bu çok kazdım burayı. Büyük büyük taşlar çıktı. Şöyle. Şu 3 parça taş onun altından çıktı. Yani buradan böyle toprak bir şey hemen üzerine koyar koyar geçerim diyorsun ama olmuyor. Bak hep çamur oldu. Neyse. Ben şu beli bir zımpara makinesi var. Belime tutayım da onu bir masaj yaptırayım. Bir fıtık şey kremi süreyim. Kramp kremi mi ne oluyor bu? Vermidon mu? Neyse. Hadi bakalım. Bana hala evi bitiremedin mi diyen kardeşim. Bak. Şuradan şu taş çıktı. Bitmiyor. Bitmiyor. Kolay değil. Bilmiyorsunuz. Bak bu taşları hep oradan çıkanlarla doldurdum. Bilmiyorsunuz. Kolay değil. Bak daha dünyanın işi var. Daha sonra bu yeşil brandayı sereceğim.
Şimdi parasını verirsin, yaptırırsın. Ne kadar burası? Bu 60 santim. 5 santim sağa solu de 65. Hadi 70 de. Burası 90 metre. 100 desen 70. 120 metre parke taşı. Tanesi bunun şu an 100 lira falan. Başka şehirlerde olan varsa bilmiyorum bak. Antalya fiyatı. Ya 80'i alırsın, 120'yi alırsın, 100'ü alırsın. Ben 100 dedim. Şimdi bir el arabası 4 tane karıyor, yapıyor. Çünkü daha önceden buna bir kasa çakıp önceden beton atıp düzleyip üstüne tık 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 yerleştirmiyorsun. O zaman apayrı bir yorgunluk olur benim için. Ben kazıyorum. Zaten toprağım sert, taşlık. Ayarlıyorum. Altına da güzel güzel bol bol çimentomu atıyorum. Tamam mı? Canavar gibi. Çünkü çok yukarı aşağı bir arazi. Mesela örnek veriyorum. Burada bak çok havada alta beton atmışım bak. Görüyor musun? Çapraz beton atmışım. Bak mıcır nerede? Burada toprağın altında. Ya arada bile 20 santim, 30 santim yukarı aşağı oynuyor. Benim evin su basmanında bile 40-50 santim. Evin önü 100, bir buçuk, önü 60 santim, arkası 1,5 metre. Evim var. Ondan sonra niye bitmedi? Ya bir tane adam akşama kadar 10 tane el arabasıyla yapsa, 4 tane beton koysa, bak hiç daha dinlenmedim. 10 tur atsa 40 tane yapar. Yani buradaki taşları, hava çok güzel olacak. Hiç böyle kırma dökme işi olmayacak. Böyle örnek veriyorum, böyle taşlar çıkmayacak. Bak şunun altı komple kaya. Bak bu zemin. Ben bunu hilt ile patlatıp burayı düzeltmeye çalışacağım. Mıcırı yaymadan. Çünkü burası şu an çok yüksek. Ya kepçe falan, ben kepçeyle şöyle düzelt dediğimde adam buraya girmek istemedi. Ucu kırılır dedi. Bilmem kaç milyar bunun ucu dedi. O kepçenin yapmak istemediği yere biz kendimiz bir şey yapıyoruz. Bitmiyor kardeşim. Ne diyecektim? Oldu mu sana 12 milyar bunun taşı? Hadi 5 milyar da çimento kum de. Fazla da olur da. Hadi öyle de 5 de. Usta geldi ne yaptı? 80, 120 taneyi ne oldu? 10 tane. Günde işte 30-40 tane yaptı. 50 tane yapsın. 3 günde bitirdi. Ustaya da ver günlük 2 milyar. 1,5 milyara 1 milyar usta gelmiyor. Yövmeyeci bulamıyorsun. Yövmeyeciyi aradığın zaman işte şu arkadaş işte bir ortağımın var diyor. Adam kendi işi olmasa bile başkasını paslayıp iki katına üç katına fiyat veriyor. 20 milyar fiyat veriyor geliyor şuraya. 30 milyar fiyat veriyor. Antalya'da fiyatlar buralar. Antalya amelelerin cenneti zaten. Fiyatlar çok yüksek. Amele usta iki iş yapıyor. Ben ustayım diyor. Aha ben de ustayım anası sattım. Yapıyorum. Her neyse. Bitmiyor arkadaşlar. Ben 1-2 sene burada çakılı kadro. Devam. Hadi bakalım. Evet abi. Bir tane yapabildim yani. Baksana hiltiyle kırıyorum. Taşı görüyor musun kaya? Bu duvarın arkasına doğru büyük bir kaya parçası. Zaten burası komple kayalık. Büyük büyük kayalar var. Biz daha önceden burayı temizlemiştik kepçeyle. Kırıyoruz yani devam. Allah'tan bu var ya. Bu benim elim ayağım ya. 18 kiloluk. Burayı da yapacağım, dinleneceğim artık. Hadi bakalım. Bakın arkadaşlar, şimdi hava kararmak üzere. Niye hala bitmedi diyenlere söylüyorum. Saat 10'da başladım, hava kararmak üzere. Kış vakti, günler kısa. 20 tane taş yapmışım. Bak aralarını da kapattım. Şuralar çamur oldu gibi oldu gözüktüğüne bakma. Buralar yıkanınca hemen suyla bile şimdi döksem ama çimento var. Altlarını güzel güzel kullandım. Yani bir el arabasına 3-4 tane, bazısına 3, bazısına 4 tane gitti. Alttan bu kazdığım toprakları da böyle bu şekilde üzerine serptim. Nasip olursa bunlara böyle süs bitkisi vesaire bir şeyler ilerleyen zamanlarda yaparız. Şöyle göstereyim. 10 numara 5 yıldız oldu. Günlerden ertesi gün hep çıkan taşları görüyor musun? Şunu da videonun sonuna atayım. Normalde montajını falan yapmıştım. Ekleyeceğim sonuna. Şöyle. Tam 40 tane yaptım. Bugün 18 tane falan yaptım. Dün 20, ya işte 38-40 tane. Yaklaşık 35 metre kadar taş ördüm. Bir bu kadar da daha önceden örmüştüm. Bundan daha fazlaydı. Şu kadar kaldı. Şu ilerideki panoya kadar öreceğim. Yani bir cumartesi pazarda uğraştığımı biter. Ya bununla uğraşması dediğim gibi sıkıntı değil. Bunları normal düz olsa yeri. Bak çıkan taşı. Ya bu taş şu ikisinden falan çıktı.
Yani düzgün olsun. Yani böyle tepeli aşağılı olmasın. İleride bir yola kepçe sokarız. Buraya düz hale getiririz. Hem şöyle tülü de altına girecek şekilde ayarlıyorum ki hayvan falan girmesin. Yılan. Ondan sonra cima. Yap girmek istedikten sonra girer de engellersin. Zaten bir şeyi tamamen %100 yapamıyorsun. Yani iptal edemiyorsun. Yani engelleyemiyorsun. Önlem alıyorsun. Hadi bakalım. Nasip olursa ön tarafın duvar işi önümüzdeki hafta sonu. Çelik kapısı, yani otomatik kapısı önümüzdeki hafta sonu. Onun motoru vesaire, montajı, betonlanması vesaire, onları ben ayrıca bir video yapacağım. Elektrikli motor. 600 kiloluk. Evet. Şimdi ben hiltimi kaldırdım. Şu evin önünde büyük saksılar var. Şöyle gözüküyor mu bak. Şöyle kocaman. Onları şurada bak toprağım var benim. Şurada bak dağ gibi toprak var, gördün mü? Bunlardan şimdi o çamurdu her yer, yaklaşamıyordum. Hala çamur. Ne yapacağım bilmiyorum. O şeylerin içini dolduracağım. Bitireceğim bugün artık. Belmel kalmadı. Yorulduk yani. Şunların her biri 50 kilodur belki yani. Var mıdır 50 kilo? Bir 40'ı vardır. Çok ağır ya. Hadi bakalım. Allah'a emanet olun.